CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda Windows 11'de son açılan dosya ve klasörler nasıl gösterilir ya da gizlenir konusuna değineceğim. Windows 11'in başlat menüsünde ve dosya gezgininde son açılan dosyaların ve klasörlerin görünmesini ya da gizlenmesini sağlayabiliriz. Varsayılan olarak Windows 11'de başlat menüsünü her tıkladığınızda en son açtığınız dosya ve klasörlerin listesini içeren bir önerilen bölümü görürsünüz. Ayrıca dosya gezginini açtığınızda da son kullanılan dosyaları görürsünüz. Sonuçta öğelerin listesini görmek sık kullandığınız dosyalara erişmenizi kolaylaştırır. Ancak bu her zaman geçerli değildir. Bazen güvenlik ve gizlilik sebebiyle, bazen karışıklık sebebiyle. Fark etmez. Sebep ne olursa olsun bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Windows 11'de son dosyalarınızı manuel olarak nasıl temizlersiniz? Önce onu gösterelim. Ardından da nasıl gizleneceğini göstereceğim arkadaşlar. Birinci yöntem. En son açılan dosya ve klasörler listesinden bir tanesini veya birkaç tanesini silmek isterseniz ilgili öğeye sağ tıklayarak listeden çıkarı seçebilirsiniz. Başlat menüsünden önerilenler kısmından birkaç tane dosyamızı sildik. Aynı şekilde hızlı erişim menüsünden de silebiliriz. Şimdi onu silelim. Son kullanılan dosyalardan herhangi bir dosyaya sağ tıklıyorum ve hızlı erişimden kaldır diyorum. Bu sadece hızlı erişimden kaldırıyor. Herhangi bir şekilde dosyanızı silmiyor. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek kaldırmak yerine hepsini tek seferde silmek isterseniz yine dosya gezginini açarız. 3 noktalı simgeyi tıklayıp seçeneklere tıklarız. Gizlilik bölümü altındaki temizle butonuna tıklarız. Bu işlem tek seferde tüm dosyaları hızlı erişim menüsünden silecektir arkadaşlar. Biz bunu sadece şu anda temizledik. Yani tekrar açtığımızda bu dosyalar burada yeniden birikmeye başlayacak. İşte gizlilik, güvenlik, farklı sebepler, sevmemek, burada dosyaların birikmesini... Ne olursa olsun eğer tamamen bunları devre dışı bırakmak istiyorsanız şimdi nasıl devre dışı bırakacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Sık kullanılan klasörler ve son dosyaları devre dışı bırakmak için başlat menüsünden ayarlara tıklıyoruz. Ardından sol menüden kişiselleştirmeye tıklıyoruz. Pencerenin sağ tarafında aşağıya doğru kaydırıyoruz ve burada başlat ayar olacak arkadaşlar. Başlat'a tıklıyoruz. Şimdi en son açılan öğeleri başlat menüsü, atlama listeleri ve dosya gezgininde göster. Anahtarını eğer burada dosyaların görünmesini istemiyorsak kapalı konuma getiriyoruz. Ama açmak isterseniz anahtarı açık konuma getiriyorsunuz. Kapattığınız an artık son dosyalarınız önerilenler bölümünde görmeyeceksiniz. İkinci yöntemimizde dosya gezginini açalım arkadaşlar tekrardan. Menü çubuğunun sonundaki 3 nokta simgesine tıklıyoruz. Seçenekler öğesine tıklıyoruz. Klasör seçenekleri penceresinden genel sekmesinde gizlilik bölümüne gidiyoruz. Arkadaşlar burada hızlı erişimden sık kullanılan klasörleri göster seçeneğinden işareti kaldırıyoruz. Ayrıca son kullanılan dosyaların da hızlı erişimde görünmesini istemiyorsak bunu da devre dışı bırakmak için hızlı erişimden son kullanılan dosyaları da göster seçeneğinin işaretini kaldırıyoruz. Ve uygula tamam butonlarına tıklıyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Artık Windows 11'de son açılan dosya ve klasörler başlat menüsünde ve dosya gezgininde görünmeyecektir. Görünmesini isterseniz dediğim gibi bu işlemlerin tam tersini yapıyorsunuz. Yani klasör seçeneklerini açıp dosya ve hızlı erişimde son kullanılan dosyaları göster ve klasörleri göster kutucuklarına tık atıyorsunuz. Ayrıca videonun başında da söyledim. Anahtarı
açık konuna geri getiriyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.